Şimdi gündem dışı konuşmalarını yapmak üzere ben Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan 8 ay önce yine burada İBB yönetiminin önceki yönetimden devraldığı, önceki dönemden devraldığı ve künye sayfalarını koparıp kimliksiz hale getirdiği 200 bin kitaptan bahsetmiştim. Bu kıyımla ilgili Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiğim soru önergesi cevapsız kaldı. Kamuoyuna da herhangi bir açıklama yapılmadı. Çünkü sorularımıza verilebilecek makul bir cevap yoktu. Sükût ikrardandır, kabuldendir. Şimdi o kitapları gören her vicdan sahibi insan İBB yönetiminin kültür hayatımıza yaptığı fenalığın şahidi oluyor. İBB'nin kampanyası esnasında Zeytinburnu Belediye'mize gönderdiği kıyıma uğramış kitaplar Zeytinburnu Belediyesi'nin 3 millet kıraathanesinden görülebiliyor. Bugün sizlere İBB yönetiminin kültür sanat hayatımızda yapmaya niyetlendiği yeni bir fenalıktan bahsedeceğim. Burası Kazlı Çeşme Sanat. Bu bina ve eklentileri 2. Abdülhamit döneminde yapılmış. Daha önce burada bir konak varken yıkılıp 150 yataklı bir askeri hastane yapılmış. İstanbul'un işgal edildikten sonraki 15 yıl hariç olmak üzere 1956 yılına kadar askeri hastane olarak faaliyet göstermiş. 1972 yılında Tapusu askeri hastane fonksiyonundan çıkarıldıktan sonra bir dönem üniversitede okuyan subay çocukları için yurt, askerlik şubesi olarak hizmet görmüş. 1972 yılında tapusu İstanbul Belediyesi'ne geçince burası Tanzim satış mağazası olmuş. 1984 yılında hepinizin bildiği gibi 3030 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kurulunca ilk dönem Zeytinburnu'muzun ilk dönem belediye başkanı Muzaffer Çavuşoğlu Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuş ve tahsisini almış. Burada o dönem merhum Atanur Oğuz'un imzasını görüyorsunuz. Birinci dönem bu tahsisle birlikte bina onarılarak Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası olarak kullanılmaya başlanmış. Yine 1991 yılında Zeytinburnu 2. dönem Belediye Başkanı Hasan Yılmaz döneminde Büyükşehir Belediyesi'ne başvurulmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı burada gördüğünüz imza Sayın Sözen'e ait. Buradaki bütün tasarruf ilçe belediyesine bırakılmış. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ilçe belediye başkanı başka bir partiden olmasına rağmen kullanım konusunda herhangi bir pürüz yaşanmamış. Yapı
30 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlık binası olarak hizmet vermiş. Ben de 15 yıl bu gördüğünüz binada, biraz önce gösterdiği binada belediye başkan yardımcısı olarak hizmet ettim. 2008 yılında, şuradan tekrar göstereyim, şuraya bir Kazlı Çeşme Kültür Merkezi yapıldı. Bunun yapılışı 2008. Defalarca tadilat gördü bu 30 yıllık süre boyunca, hem bizim dönemimizde hem bizden önceki dönemde de defalarca tadilat yapıldı. 2015 yılında Zeytinburnu Belediyesi yeni binaya taşınınca büyük bir restorasyon geçirdi. 3 yıl süren bir restorasyon geçirdi. Restorasyon sırasında zeminde geç Roma, erken Bizans dönemine ait bir mozaik keşfedildi. Bu mozaik sur dışında keşfedilen ilk mozaikti. Ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde teşhire uygun hale getirildi. Bina 2018 yılında kültür fonksiyonuna tahsis edildi. Kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı. 2019 Kasım'ında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merkezi teşrifinden sonra merkezin adı Kazlı Çeşme Sanat oldu. O tarihten itibaren de Kazlı Çeşme Sanat olarak hayatına devam ediyor. Bu dönemde mozaiğin bina dışında da devam ettiğini gördüğümüz için kazıyı genişlettik ve bir mozaik müzesi kurmaya karar verdik. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Şurada içeride bulunan mozaik görülüyor değerli meclis üyelerimiz. Burası sergi salonu. Son katında da bir sanat kütüphanesi yapıldı. Bugüne kadar bu sergi salonunda 6 büyük sergi yapıldı. Buraya demin anlattığım mozaiğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 21 Ocak 2020 tarihinde ziyaret etti. Mozaikleri gördü. Yaptığımız çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti. Şimdi geliyoruz Kazlı Çeşme Sanatı neden huzurunuza getirdiğimize. Başkanın ziyaretinden 2,5 ay sonra, yani 4 Nisan'da İBB zabıtaları binanın kapısına dayanıp "Burası bize ait, anahtarları nerede?" dediler. 1984'ten beri Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullanılan Zeytinburnu Belediyesi'nin tasarrufunda olan bir binaya zabıta geldi. Ben kamu tecrübesinden gelen bir kardeşinizim. Kamu kurumları birbirleriyle zabıta marifetiyle konuşmazlar. Zabıtayla tespit ancak muhatabı belli olmayan yerlerle ilgili yapılır. 36 yıldır Zeytinburnu Belediyesi'nin kullanımında olan bir binaya zabıta dayanınca İBB yönetiminin kötü niyetli olduğuna karar verdik ve hukuki yolu işletmeye karar verdik. Yaptığımız araştırmada Mülga 3030 sayılı kanuna göre zamanında devir komisyonu kurulmuş, gündeme girmemişse o dönem İlçe belediyesinde olan taşınmazın müracaat edince yeniden devir komisyonu kurulup ilçe belediyesine tahsis edilebileceğini öğrendik. Bu 36 yıl boyunca bizde olan yer için valiliğe başvurduk. 2020 Mayıs'ında İstanbul Valiliğine başvurduk. Bunun için bir komisyon kuruldu ve 17 Eylül 2020 tarihinde bina ve eklentilerinin mülkiyetinin Zeytinburnu Belediyesi'ne devrine komisyondaki İBB temsilcisinin ayrık oyuyla karar verdi. Karar 24 Eylül'de İl İdare Kurulu'nca onaylandı. Aynı gün İBB zabıtaları ikinci kez Kazlı Çeşme Sanat'ın kapısına geldiler. İBB bu bahsettiğim karara karşı
mahkemeye yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Mahkeme yürütmenin durdurulması talebinin reddine, daha sonra gittiği bir üst merciye de itirazın da reddine karar verdi. Şimdi dava esastan görülmeyi bekliyor. Şimdi gelelim İBB'nin kültür ve sanatta yaptığı fenalık meselesine. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bu gördüğünüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytinburnu Belediyesi'ne tuttuğu ecri misil. Şuradan okuyayım. 22.297.432 Türk lirası ecri misil yazmış, bize göndermişler. Ne zaman? 2 Ekim'de bize tebliğ edilmiş. Tarih 22 Eylül 2020. Değerli meclis üyelerimiz, tekrar etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 36 yıldır, 1984-2020, 36 yıldır, 31 yıl Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullanılmış, daha sonra restorasyon görmüş, restorasyondan sonra kültür fonksiyonuna tahsis edilmiş bir bina için 22.297.432 TL ecri misili tebliğ etti. Bunun üzerine biraz önce anlattığım, özetlediğim, aslında dosya çok kabarık, özetlediğim belgelerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ecri misil için itiraz ettik. Bu da itirazın dilekçesi. Belgeleriyle beraber itiraz ettik. Belgeleriyle birlikte itiraz ettik, fakat bildiğiniz üzere ecri misil, İtiraz ettikten itibaren bir ay içinde eğer kaldırmazsa kesinleşiyor. Kesinleşmesinin de önüne geçmek için idare mahkemesine dava açtık. Bu arada 30 Ekim 2020 tarihinde biraz önce bahsettiğim İl İdare Kurulu kararı çerçevesinde tapu dairesi adı geçen taşınmazı, Kazlıçeşme Sanat ve Eklerini Zeytinburnu Belediyesi adına tescil etti. Bu da Kazlıçeşme Sanat'ın tapusu. Mayıs 2021'de de İdare Mahkemesi Zeytinburnu Belediyesi'nin 2020 gerçekleşen bütçesinin 20'de biri kadar tahakkuk ettirdiği, o da değerli arkadaşlar, neden 5 yıl? Çünkü ecri misilde ancak 5 yıl geriye gidilebiliyor. Bu 5 yıl sınırı olmasaydı muhtemelen 2020 yılı bütçemizin tamamı kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizden ecri misil olarak para isteyecekti. Bu karara karşı İdare Mahkemesi'nde açtığımız dava geçen ay sonuçlandı ve kararı iptal etti. Ecri misil kararını iptal etti. Bunu da istinafa götürdü İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sizlere Kazlıçeşme Sanat'a reva görülen muameleyi özetlemeye çalıştım. Zeytinburnu Belediyesi büyük bir yükün altına girerek tarihi bir yapıyı aslına uygun olarak restore edip kültür sanat fonksiyonuna tahsis ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi akıl almaz bir ecri misille Zeytinburnu Belediyesi'ni karşı karşıya bırakıyor. Normalde ilçe belediyesinin buna destek olması gerekir, beklenir. Ayrıca bu işlemin eski bir ilçe belediye başkanının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme denk geldiğine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi huzurlarınızda soruyorum. Neden? Neden bu muameleyi Zeytinburnu Belediyesi'ne reva görüyorsunuz?
Acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'li, Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın AK Partili olmasından olabilir mi? O İBB Başkanı ki yaşasın sanat demektedir. Sanat adına emanet etmek istediğiniz ne varsa en doğru adres İBB'dir diye güvence vermektedir. Buradan Sayın Başkan'a diyorum ki, beklediğimiz tek güvence sizden emin olmamızdır. Ve Sinoplu Diyojen gibi sesleniyorum. Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum.